Evet, son 10 saniye. Serap direkt ataklardan sakınıyor. Ön ayak yukarı seviye vuruş yememek için ve bu da kendini kontrole sevk ediyor. Serap Aydeniz TSE'de tekvando yapıyor, TSE Spor Kulübü'nde 1991'den beri bir aile tecrübeli bir isim. Üç kardeşi var. Üniversite mezunu Süleyman Başer, Birol Aydoğan ve Uğur Bilgen antrenörleri Serap'ın. Şu anda ekranlarınıza geliyordu Serap. Şimdi Rukiye Yıldırım'ı görüyorsunuz. Evet, günün ilk final müsabakası 47 kilogram bayanlarda mavi ve kırmızı köşeler. Mavi köşe Rukiye Yıldırım, kırmızı köşe Serap Aydeniz. Bugün Rukiye'nin 2-1'lik üstünlüğü var. bu bisikletlerde bayağı şöhretli ve iyi sporcularımız vardı. Geçmiş Dünya Avrupa Şampiyonları'nda başarılı olmuş sporcularımız vardı. Serap ve Rukiye müsabakalarda elediler arkadaşlarını ve finale kazandılar. Onun için zorlu bir çıkış oldu bugün müsabakalarda. Kadriye Selimoğlu 47'deydi, değil mi? O da Evet, olimpiyat Kadriye madalyalı Selimoğlu dünya şampiyonu sporcumuz. 2000'de Sidney'de mücadele etti. Orada Hamide Bıkçın Evet. 2001 madalyayı dünya kazanmıştı. şampiyonu 2001'de sporcumuz. dünya Evet, bu şampiyonu arada oldu. surata bir vuruş oldu yine. Ve dördüncü puanını aldı Rukiye Yıldırım. Kadriye de tabii Evet. önemli isimlerden bir tanesi. Kadriye de önemli fakat işte dediğim gibi bu sefkatlarla ilgili müsabakalar her an değişik yarışmacıların çıkışına sebep oluyor. Serap da çok kontrollü bir maç yaparak orada sonuca ulaştı. Fakat biraz önce Rukiye yine ısrarlı üst seviye vuruşlarından birini yakalayabildi. Evet, Kadriye'yi Serap Aydeniz elemiş. Onu da söyleyelim, kırmızı köşede. Şimdi de mavi köşedeki Rukiye Yıldırım'ın 6-1'lik üstünlüğü var. Rukiye rakibine göre daha genç bir sporcu ve çok rahat üst seviyeye çıkıyor. Evet, mesafeyi iyi kontrol ediyor ve ön ayak tole çeki vuruşuyla puanlarını aldı. Net müsabakayı seçiyor. Abur cubura girmiyor fazla. Nasıl bu durumda ilerisi için ümit vaat eden sporculardan birisi diyebilir miyiz? Tabii gençler kategorisindeyken bazı sıkıntıları vardı. Fakat son dönemlerdeki çalışmalarıyla bu sıkıntıları aşmış. Daha güzel, iyi kontrollü müsabaka yapabiliyor. Ve üst seviyeyi sık kullandığı için de genelde bugünkü 4 puanını, şu andaki maçtaki 4 puanını üst seviyeden aldı. Bazı sporcunun tekniğinin bilinmesine rağmen diğer sporcu onunla yoklama kontrolü arasında tam çıkış alamazsa karşıdaki sporcu o tekniğini yine ısrarla vurabiliyor. Mavi köşede ekranın sağında Rukiye Yıldırım büyük avantaj yakaladı. Şimdi 6-1'lik üstünlüğü var. Serap farklı bir teknik denemeye giriyor. Parnatolio teknikleri deneyecek herhalde. Orta seviye vuruşlar bu sefkatta çok iyi zamanlamayla vurulmadığında puan getiremiyor. Evet. Bandatolio deneyerek maçın akışını değiştirmek istiyor. Ama büyük avantaj yakaladı. Şimdi Rukiye biraz da Evet. zamana oynuyor. Serap da kuraki durumuna düşürmek için panetöle tekniği denemeye çalışıyor. Onu
bu puan açığını kapatmak için biraz da farklı bir teknik deneyime girdi. Rukiye de savunmasını yapmaya çalışıyor puanını korumak için. Ama bu arada üst üste iki Kongo, Köngo. Evet. Şu anda yine yukarı seviyede vuruş aldı. Kafaya da bir teknik uygulayınca Rukiye 9-1 yani 8 puanlık farkı yakalıyor. İhtiyacı olan aslında 7 puan. 7 puan farka yükselince karşılaşma sayı üstünlüğüyle tamamlanıyor ve burada da Rukiye Yıldırım Serap Aydeniz'i 9-1 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda. Genç bir sporcumuz çıktı. İlginç bir sonuç oldu. Çok güzel. İşte sporcumuz ileriye dönük güzel bir bölümü izliyoruz verdi. Sayın Şahin. Evet. Toloçegi dediğimiz tekniği Star'la arka arkaya kullandı. Üç kere üst evet. üste denedi. Fiziksel üstünlüğü ve ayak uzunluğunda o tarafta olunca Rukiye sonuca varması zor olmadı.